Tacirler Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün çarşamba günlerinin çok sevdiğiniz programı yatırım danışmanlığı müdürümüz Mustafa Avcı ile beraberiz. Endekste tahmin ettiğimiz gibi bir gevşeme, işte 9700'ün aşağı doğru kırılması, şimdi de dünden itibaren de 9700'ün üzerinde bir tutunma çabası gözlemliyoruz. Ne diyorsunuz? Her şey beklediğiniz gibi mi? Kısmen beklediğimiz gibi gerçekleşiyor. Bu 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşma dürtüsü endekste. Yani ben üstsel ortalamalara bakarım. Belki piyasa aritmetik ortalamalara bakıyor olabilir. 9400'ler yaklaşık olarak. İlla buraya değecek diye bir kural yok. Yaklaşması da yeterli. Bunlar oluyor şu anda. Dip oluşumu tam bitti diyemem. Ama oluşum sinyalleri var. Özellikle uyumsuzluklar var. Teknik analiz bilenler bu uyumsuzluklara bakabilirler, bakmalıdırlar. Ben bunları görüyorum. O yüzden endeksin tahminen önümüzdeki kısa dönemde, kısa dönemden kastımız 0-3 ay demiştik hatırlarsınız, 9500-10500 bandına yerleşmesini bekliyorum. Daha evvel de söylediğimiz gibi enflasyonlu piyasalar lastik gibidir. Şu anda faizin cazibesi ve piyasanın durgun olması, yani imalat sanayinin, reel ekonominin durgun olması üstten aşağı bastırıyor. Enflasyonun da halen daha 50'lerin üzerinde olması da aşağıdan yukarı bastırıyor. Lastiğin özelliği, bu baskı bittikten sonra lastik eski formuna geri döner. Ben böyle bakıyorum. 90'lı yıllarda da benzeri vardı. 90'lı yıllardan tek farkımız ürün sayısı veya ürün çeşidi farklı. O zaman future yoktu. Koruma vesaire, hedge amaçlı işler yoktu. Future yoktu, opsiyon yoktu. Ama piyasa tezahürü hemen hemen böyleydi. O yüzden piyasalar bir aşağı iki yukarı, iki aşağı üç yukarı gibi teknik kalıplar oluşturacaklar. Bu anlamda ben 9500'ün altını gelse bile kalıcı bulmuyorum. Yani tabii ki bunları normal varsayımlarla söylüyoruz. Yani jeopolitik risklerin derinleşmesinden bahsetmiyoruz. Normal her şeyin hayatın normal akışında gideceğini varsayarak söylüyoruz. Tabii. Bu varsayımlarla bunu görüyorum. O yüzden beklediğim gibi gerçekleşiyor. Ağustos ayı zayıftır. İşlem hacmi de zayıf olur. Birçok insan tatil eder. Yurt dışında da öyledir. Eylül ayından itibaren ekonomik aktivitede biraz canlanma. Malum Türkiye halen daha tarımsal ekonominin güçlü olduğu bir ülke. O yüzden bağ bozumu, işte sezon sonu mahsul pazara inmesi vesaire gibi sebeplerden dolayı biraz para miktarının artacağı bir dönem Eylül ayından itibaren. O yüzden Eylül'den itibaren bir miktar canlılık bekleyeceğiz. Okulların açılması, işte şunlar bunlar biraz insan trafiğinin artmasına sebep olacak. O yüzden bana makul geliyor 9500-10500 bandında hareket etmek. Hani enflasyona girmemek için bazen hareketlere katılmak, ucuzladı al, pahalılaştı sat. Tipik bir yatay piyasa tezahürü içerisinde gideceğimizi düşünüyorum. Evet. Enseyi karartmamak lazım. Yani medyaya baktığınız zaman çok kötü şeyler yazılıyor, işte ya imalat sanayi çok kötü, şirketler batıyor patlıyor vesaire, şunlar bunlar. Yani doğal seleksiyon muhakkak olacak. Yani Türkiye ekonomisi yaklaşık 5 yıldır demeyeyim ama 4 yıldır 2019 Bronson krizi sonrası bir negatif büyüme olmuştu. 2019'dan bu yana hani pandemideki S'i saymazsak, pandemideki S çok kısa sürdü. S'i saymazsak Türkiye ekonomisi 4 yıldır aralıksız büyüyen bir ekonomi. Yani S vermesi lazım. Yani zaten es vermediğimiz için bunlar oluyor. Dolayısıyla biraz şirketler açısından ne yazık ki istemeyiz ama doğal seleksiyon, yani bir miktar bazı şirketlerin zorlanması, batması, iflas etmesi gibi hadiseler olabilir. Olmalıdır da, ne yazık ki olmalıdır diyorum. Temenni etmeyiz ama olmalıdır. Tabiat bu. Tabiatta da buna benzer şeyler var. Zayıflar ne yazık ki tabiat tarafından yutulur. Böyle olmalıdır diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha sabırla bunları izlemeye devam edeceğiz. Evet, tabii yatırımcının bu dönemde işi zor. Böyle bir piyasada gerçekten yatırım kararı almak, orta vadeli, uzun vadeli olsa da endeksin gevşemesinden etkilenmemek çok zor. Dediğiniz gibi biraz sabır gerektiriyor. Peki böyle bir dönemde tabii bilançolar da gelmeye başladı. Bilançolarda zayıflığı hep konuşuyoruz. Bu herhalde halen devam ediyor. Ne dersiniz? Yani zaten ikinci çeyrekten itibaren büyümenin yavaşlamasını bekliyorduk. Haziran dataları biraz fazla zayıf geldi. Yani büyüme acaba beklediğimizden daha hızlı mı küçülüyor? Yani yavaşlıyor gibi bir algı oldu, oluştu piyasada. Eylül'ün başında ikinci çeyrek gayri safi milli hasıla rakamlarını göreceğiz. Tahminen 3 civarı falan bekliyorlar ama 3'ün altında bekleyenler de var. İkinci çeyrek büyümeyi bayağı bir sıfıra yakın bekleyenler de var. Mesela bu Bahçeşehir Üniversitesi Betam'ın yaptığı araştırma bayağı aşağıda bir büyüme bekliyor ikinci çeyrekte. Ben o kadar negatif olacağını düşünmüyorum. Yani büyümenin 2,5-3 arasında ikinci çeyrekte, pardon 2-2,5 arasında olmasını bekliyorum. Dolayısıyla ama zaten geçmişte de söyledik, 2,5'ün altı büyüme Türkiye'de resesyon gibi algılanır. Nitekim öyle algılanıyor. Yani sanki Türkiye ekonomisi atıyor gidiyor gibi algı yapıyor. Aslında öyle değil. Yani ekonomi yavaşlıyor.
eskisine göre büyümüyor. PMI rakamlarından zaten görüyoruz, son 3 aydır PMI'lar, hizmet PMI'yi, imalat PMI'yi 50'nin altına seyrediyor. Dolayısıyla zayıflama gözüküyor ama her sektörde değil. Ama genel olarak imalat sanayi zayıflıyor. Yani imalat sanayinin içinde güçlü duran tek tük birkaç sektör var ama genel olarak zayıflıyor. Bu da şu anda Mehmet Şimşek ve ekibinin uygulamış olduğu parasal sıkılaştırma mekanizmalarının çalıştığını gösteriyor. Bir süre daha çalışmasını bekliyoruz. Dünkü Merkez Bankası'nın tutanakları dikkat çekici. Sıkılaştırma devam edecek diyor. Bir başarı görmek istiyorlar. Başarı bence manşet enflasyonun, manşet faizin altına inmesidir başarı. Yani biz şimdi bu işi azıcık bilenler olarak, ekonomistler, işte borsacılar, bankacılar olarak biz beklenen enflasyonun şu anki manşet faizin altında, hatta bileşik faiz hesabı yaparsanız bayağı altında olduğunu, Türkiye ekonomisinin reel faiz verdiğini hesap ediyoruz. Ama bakkal hesabı yaptığımız zaman halen daha manşet enflasyon 60'ın üzerinde, manşet faiz de 50'de. Hane halkı bunu anlıyor. İnsanların diyebilirsiniz finansal okuryazarlıkları düşük, şu bu, ama bu insanlar ticaret yapıyor. Bu insanlar esnaflık yapıyor. Bu insanlar sanayicilik yapıyor Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Ve bunu anlıyorlar. Bu hesaba göre gidiyorlar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın, para otoritesinin bunu başarması gerekiyor. Yani manşet enflasyonunu manşet faizin altına inmeli. Bu da en erken bana sorarsanız Ekim-Kasım. Ha, bunu başardığı takdirde kendi hanesine, ekonomi yönetimi kendi hanesine güçlü bir çarpı koyacak. Şu anda biz tamam bir çarpı koyuyoruz ama o zaman gerçekten güçlü bir çarpı olacak. Diyecek ki ben bunu başardım. Enflasyonu manşet faizin altına indirdim. Ey halkım diyecek. Ha, o zaman da insanlar ha öyle mi diyecek. Hane halkları, bakkal hesabı yapanlar bunu görecekler. Ben de bunu istiyorum. Bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Ha, bunun olması için biraz daha sıkmak gerekiyor. Evet. Bence olabilir. Çünkü harcanabilir gelir gitgide azalıyor demiştik geçen. Yılda bir zam alan asgari ücretli çalışan, gelirleri sınırlı olan, ne bileyim, beyaz yakalı, mavi yakalı, yani gelirlerini enflasyona uyduramayan bizler, bizim de harcanabilir gelirimiz azalıyor. Dolayısıyla bu enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı olacak. Böyle bir dönemde sektörel endeksler arasında da farklılaşmalar tabii gözlemleniyor. Bu etki siz burada da görüyorsunuz diye düşünüyorum. Nasıl yorumlarsın? Benim gözlemim halen daha bankacılık sektörünün endekse göre pozitif ayrışmaya devam ediyor. Geçen sene başladı bu pozitif ayrışma. Bu ayrışma devam edecek bana sorarsınız. Geçen hafta da bundan bahsettim. Ben bunu orta vadeli bu ayrışmanın devam etmesini bekliyorum. Kısa vadede havacılık sektörü biraz endekse göre güçlü durmaya başladı. Yurt dışında da havacılık hisseleri bu maymun çiçeği hastalığının dünyada bir pandemiye yol açmayacağını, oradaki korkunun geçici olduğunu fark edince biraz orada da yurt dışında da havacılık hisselerinde toparlama var. Kısa vadeli ben de, bir de havacılığın en iyi bilanço dönemi 3. çeyrek bilançodur. Kısa vadeli ben de havacılık hisselerinin bir miktar endekse göre iyi performans göstermesini beklerim. Bir de otomobil sanayi çok aşırı satıldı. Burada bir reaksiyon beklerim, tepki tarzı reaksiyon beklerim. Özellikle Ford Otosan'da, bizimkiler de bugün model portföye koydular. Ford Otosan'da biraz aşırı satılmış durumu var. Piyasalarda ne yazık ki bunlar oluyor. Yani pahalının da pahalısı, ucuzun da ucuzu oluyor. Yani bir kağıdı pahalı diye satıyorsunuz, biraz daha pahalılaşıldı diyor. Bir kağıdı ucuz diye alıyorsunuz, daha da ucuzlayabiliyor. Bunlar işte geçmişte de söylediğimiz gibi piyasaların miyop davranmasından. Bu da piyasa özelliği. Bu olmasaydı piyasa olmazdı. O zaman tabir piyasası gibi olurdu bizim piyasa. Evet. Yani orada bile subjektif faktörler devreye girer. Peki bizim piyasa biraz daha esnek, relax bir piyasa. Spekülasyonun had safhada olduğu zamanlar da olur. Pesimistliğin had safhaya çıktığı, umutların had safhaya çıktığı zamanlar olur. Dolayısıyla bu zaten bu psikolojiyi yönetenler, işte herkes aldığında satanlar, herkes sattığında alanlar bu piyasada uzun dönem büyük kazançlar sağlarlar. Bu da biraz da psikolojiyle alakalı diyebilirim. Yani bu işin temeli %50'si teknik, taktik, bilgi, birikim, tecrübedir. Geriye kalan %50'ye yakını da psikolojidir. Aynen. Psikolojinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Evet. Biraz önce spekülasyon dediniz. Aslında herkes, yatırımcılar, özellikle borsaya yeni giren kişiler bu terimleri biraz farklı algılayabiliyor. Aslında borsa spekülasyon olmadan işlemez. İşlemez. Bunu biraz daha açıklarsak ne demek istiyoruz? Yani spekülasyon aslında legal bir şeydir. Spekülasyon hayatın içindedir. Yani spekülasyon hemen hemen her yerdedir. Yani spekülasyondan kastımız bu kötü bir çağrışım yapmasın. Yani atıyorum siz kendi
becerinizle, bilginizle gelecekte bir arsanın fiyatının artacağı düşüncesiyle bir arsa alabilirsiniz. Kendi bilgi becerinizle, analizinizle bunu yaparsanız bu spekülasyondur. Ama bir belediye başkanından hüyo alıp arsayı alırsanız bu manipülasyon olur, spekülasyon olmaz. Hani her iki halde de gelecekte para kazanırsınız ama birisi kendi becerinizle bunu bulmanız, yapmanız legal olan yoldur. Diğeri içeriden bilgi alarak bunu sağlamış evet. olmanızdır. Bu legal değildir. Borsada da bir hisse senedinin fiyatının gelecekte artacağını tahmin etmek, efendim o şirkete yatırım yapmak. Tabii bunu analizlerle. Analizlerle, işte çeşitli metotlarla. Temel teknik analizlerle. Kesinlikle evet. bunlarla yatırım yapmak spekülasyondur. Ama içeriden siz o şirketin bir yerlerinden, yetkili bir yerlerinden bir bilgiyi aldınız. Bu bilgiyle bu kağıdı aldıysanız bu spekülasyon değildir. Bu ne yazık ki içeriden bilgi alma. Insider trading'dir. Evet. Bunun daha büyük ölçekli yapılması durumunda manipülasyondur. Bu iki kavramı birbirine ayırmak lazım. Yani spekülasyonla manipülasyon arasında bir gri çizgi vardır. Hani bu çizgilere çok yakın gezmemek gerekir. Biz de bu yüzden çok dikkatli, yani ben sektörde 31 yıl çalışan biri olarak bu konuda çok dikkatli gitmeye çalışırım. TİO'ya inanmam ama sorgulamaktan da durmam. TİO'yla iş yapmam. Biz analizle iş yaparız. Dolayısıyla kendimizi, analiz gücümüzü geliştirmeye çalışırız. TİO duyduğumuz zaman kulağımızı kapatmayız ama yani çoğu zaman TİO'yla iş yapmamaya çalışırız. Son duyan olmuş olabilirsiniz. Evet, burası çok önemli. Son duyansanız eğer o zaman oradaki bir tuzağa da basıyor olabilirsiniz. Başkalarının bir manipülatif tuzağına da basıyor olabilirsiniz. Bu konuda yatırımcının dikkatli olması lazım. Yani sağdan soldan duyduğu ipe sapa gelmez haberlerle, sağlam olmayan bilgilerle yola çıkmaması gerekir. Duyduğu şeyi sorgulaması gerekir. Hani matematikte sağlama vardır ya, sağlama yapması gerekir. Çapraz sorgu veya diğer bir adı. Bir şey duydunuz, bunu çeşitli yollardan teyit etmeniz lazım. Çapraz sorgular yaparak teyit etmeniz lazım. Evet. Biraz meşakkatli ama bunları yapmadan yola çıkmamak lazım. Çünkü sonuçta bir para yatırıyorsunuz, bir yatırım yapıyorsunuz. Yani burada biraz daha sağlıklı koşulları sağlamanız gerekir yani. Aynen, katılıyorum tamamıyla. Bu dönemde sosyal medya olsun, farklı mecralar olsun çok sayıda bilgi bombardımanına tutuluyor. Hatta bilgi demeyeyim buna, bilgi kirliliği oluşabiliyor. Sizin de dediğiniz gibi yatırımcıların bunları ayırt edebilmesi çok önemli, çok dikkat etmesi gerekiyor. Hele yapay zekanın gündemde olduğu bir dönemde, sizlerin bizlerin ekran yüzleri olduğumuz dönemde bizim seslerimizi kullanarak bile maalesef şeyler yapılabilir. Herkesin gerçekten kaynağında bu bilgileri, örneğin Tacirler Yatırım YouTube kanalında izliyorsanız bir anlamı var bu bilgilerin. Bunu tekrardan izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Peki sektörel bazda ilerleyelim. Havacılıktan bahsettiniz. Telekom sektörü, çimento, İşte gayrimenkul yatırım ortaklıkları ne dersiniz bu sektörlere? Yani çimentoda yeni bir hikaye yok. Gayrimenkuller için belki emlak konutu kapsayacak. Yani devletin en büyük gayrimenkul şirketi olduğu için. Yani piyasadaki işte çeşitli kampanya haberleri var. Emlak konutun sıfır konuta düşük faizli, yaklaşık %1,5 faizli işte kredi vereceği söyleniyor. Bu haberler çok sağlıklı mı onu da bilmiyorum. Yani resmi açıklamalar var mı yok mu? Belki bu tarz kampanyalar emlak konut özelinde belki o kağıdı biraz hareketlendirebilir. Nitekim hareketlendirmiştir zaten. Yani zaten kağıt çok pahalı değil. O yüzden de olumlu bir haberde çabuk reaksiyon veriyor. Ama sektörün geneli açısından baktığımız zaman gayrimenkul sektöründe ben bir toparlayış beklemiyorum. Yani zayıf gidecek diye düşünüyorum. Çünkü konut faizlerinin düşmesi zaman alacak. Hatta konut kredilerinin açılması zaman alacak. Şu anda zaten BDDK konut kredilerinin açılmasına pek müsaade etmiyor. Yani bir konutu aldığınız takdirde ancak konutun değerinin %10-15'i kadar. Bazı bankalar 20'ye kadar çıkabiliyor galiba. Kredi veriyor. Onlar da kredi maliyetleri oldukça yukarıda. Faizi yukarıda olmasa bile geri ödeme şartları çok ağır. Yani atıyorum siz 2 milyon liralık bir kredi, konut kredisi aldığınız zaman, anüite hesabı yaptığınız zaman 60 ayda geri ödüyorsunuz. Hesapladığınız zaman 100 bin lira, 130 bin lira, 150 bin lira gibi rakamlar çıkıyor. Bunları ödeyebilecek Türkiye'de hane halkı çok az. Çok üst gelir grubu yapabilir bunu. Zaten çok üst gelir grubu konut alacaksa malum üst gelir grubu bunu gidip nakitle alması daha cazip olacak. Zaten piyasada da ağırlıklı nakit dönüyor. Ama her ben konutta her bir şey görmüyorum. Ama işin temeli şudur. Bir konutu iyi fiyata buluyorsanız alın. İhtiyacınız da varsa alın. İleride ben faizlerin düşmesini bekleyeyim. Ya bu konut bu fiyat iyi ama faizler de çok yüksek.
Bir yerden borç para bulunalım. İyiyse fiyat gerçekten. Gelecekte o borcu yeniden finanse edersiniz, refinansman yaparsınız veya yüksek bir miktar faizle kredi almışsınızdır. Bunu refinansman yaparsınız ama konutun o fiyatını bir daha faizler düştüğünde bulamazsınız. Hisse senedinde de böyledir. Yani iyi fiyat bulduğunuz zaman hisse senedinde almalısınız. Yani iyi kağıdı kötü piyasada alırsınız diyoruz ya, yani iyi fiyatta bunun gibi. Yani çimentoda o yüzden büyük bir hikaye görmüyorum. Yani tabii ki ihracatı falan iyi olan şirketler, Boyak grubu bir miktar Çimsa, halen daha borsada dirayetli duruyor, Akçansa falan ama reel anlamda bir şey getirmediklerini biliyoruz. Yani yılbaşından beri Çimsa aynı fiyatlarda geziyor. Biraz Boyak çimento acık yukarılarda geziyor. Akçansa keza daha aşağıda geziyor. Yani reel anlamda hiçbiri getiri sağlamış değiller. Ben de ahkam kesmeyeyim çok fazla ama çok beklemiyorum. Çimsa'da özel bir iki tane haber vardı. Belki ondan dolayı birkaç gündür yükseliyor bir satın almadan kaynaklı. Onun dışında telekom sektöründe aslında telekom sektörü halen daha iyi. Fakat biraz endekse göre relatif fazla güçlü kalmış. Şöyle bir şey oluyor borsada. Bir şey bir süre sağlam duruyor. Diyorsunuz bu kağıtlara bozulmuyor. Sağlam duruyor işte Türk Telekom, Turkcell 100'ün üzerinde, Telekom 53-54'lerde sıkı duruyorlardı. Endeks düşüyor aşağıya bir süre sağlam duruyorlar. Sonra ama birden zayıflamaya başlıyorlar. Çünkü orada relatif hesaplar yapılıyor. Endekse göre pahalı kaldı. Hadi satalım. Endekse göre şu oldu. Hani bunu yapalım. Bir de ekonomi 3. çeyrekte de küçülecek diyoruz. Biraz da şirket kapanmaları vesaireler işte işsizlik oranında artışlar bekliyoruz. Dolayısıyla burada telekom şirketlerinin %70 yani cirolarının %70'i ticari kurumsal müşteriden gelir. Burada bir miktar abone kaybı, bir miktar ciro kaybı hacimsel bazda bunlar olacak diye bekliyorum. Yani bunlar şimdi biz halen daha telekom şirketlerini geçmiş enflasyonun yüksek olması, gelecek enflasyondan geçmiş enflasyonun yüksek olması ve bunlar geçmiş enflasyona bağlı olarak zam yaptıkları için beğenmeye devam ediyoruz ama bir taraftan da bu var. Hiçbir şirket, bu bir tekel şirket dahi olsa ekonomideki yavaşlamadan etkilenemez. Diyemeyiz yani. Ancak tuz satan bir şirket olsaydı borsada ve insanlar tuzu sadece o şirketten almak zorunda kalsalardı derdim ki ekonomi büyüse de küçülse de muhakkak tuz satılacak derdim. Tuz alın derdim. Yani ama böyle bir şey yok. Yani talep elastikiyeti sert ürün satan işte telekom şirketleri. Buna rağmen bu bile biraz ekonomik büyüme de etkilenir. Normaldir yani. Olması gereken bu yani. Dolayısıyla öyle bakıyorum. Ama beğenmeye devam ediyoruz. Mesela geçen işte Turkcell 90'a doğru sarktı. Bana göre kısa vadeli bir alım fırsatıydı. Telekom 40'lara doğru yaklaşsa 45'lerin altına geçse alım fırsatı olabilir yani. Bunlardan vazgeçmiş değiliz yani. Peki evet. Perakende'ye ne diyorsunuz? Perakende'de biraz zayıflama işaretleri var. Yani Migros bayağı bir zayıflama işareti verdi. Bilançolu Bey. BİM orada halen daha güçlü duruyor ama BİM'de de biraz endekse göre fazla yukarıda kaldı. Yani orada da bir miktar zayıflama işaretleri doğabilir. BİM bizim beğendiğimiz bir hisse ama artık biraz 600'lerin üzerinde zaten biraz duyuma ulaştığını söylemiştim. Hani orada bir miktar ucuzlaması bana göre gerekli. Endeksin performansına göre ucuzlaması gerekli. O yüzden hani burada havacılık biraz öne çıkıyor. Bir markaya düşüyor. Sanki endeksin bayraktarlığını tekrar Türk Hava Yolları'na geçebilir. BİM bir dönem endeksi en çok etkileyen kağıttı. Tekrar hava yolu bayrağı eline alabilir gibi gözüküyor. Bir süreliğine. Valla o yüzden bu şirketleri beğenmeye devam ediyoruz ama tabii ki bir dalgalanma olacak. Yani BİM tepeden henüz %10 düşmüş bir kağıt. Bir %10 daha düşerse 500'lerin altı olsa yeni fırsat verir. Yani buradan ekle diyemiyorum BİM'e ama 500'ün altına giderse belki hani eklenebilir diye düşüncem var yani. Gıda sektörü de çok zorlanan sektörlerden. Ne dersiniz? Yani, gıdada bir şeyler olabilir mi? Gıdada benim beğendiğim şirket halen daha Ülker. Ülker Bisküvi. Yani biz ne yazık ki bütün hepsine hitap edemiyoruz. Yani bütün gıda sektörünün hepsini al müşterilere tavsiye ettiği. Ben biraz daha sınırlamaya çalışıyorum. Çünkü bildiğim kağıtları önermeye çalışıyorum. Ya ben orada Ülker'i beğeniyorum. Yani 145'ler, 150'nin altı Ülker için fena yerler değil diye düşünüyorum. 170'lerden 145'lere güzel bir düzeltme. Tekrar yeniden olabilir diyorum. Tab gıdayı halen beğenmeye devam ediyoruz. Fiyat da bana sorarsanız makul yere geldi. Bilançoya millet kar anlamında bakıyor. Bilanço da aslında kar en son bakılacak yerlerden biri. Bilanço analizi yapanlar bilirler. Kar sonuçtur aslında. İlk önce sebeplere bakmak lazım. Daha sonuç da önemlidir, önemsiz değil ama tab gıdada ben bugün bilançoya baktığımda şirket halinde satışlarla büyümeye devam ediyor. Geçen seneye göre %5 satış büyümesi gerçekleştirmiş. Esas faaliyet karını muhafaza etmeyi başarmış. Net karda geçen seneye göre ciddi düşüş var. Bunun sebebi biraz parasal kayıplar. Enflasyonun altında kendi parasını değerlendiriyor şirket bankada, faizde şurada burada.
Bir de ertelenmiş vergi. Geçen sene işte ertelenmiş vergi karı bilançoda varmış. Bu sene o yok bilançoda, hatta negatifte vergi ödemiş yani. Dolayısıyla kar bakıyorsunuz, geçen sene 2 milyar küsür kar etmiş şirket, bu sene 1 milyarın altına inmiş. Aa, kötü bilanço katı yansan. Değil yani. Organik kar var şirkette, yani şirketin kendi esas faaliyetinden ürettiği kar var ve nakit yaratmaya devam ediyor. Şirket %20 nakit artışı var. İlk çeyrek bilançoya göre, ikinci çeyrekte şirketin nakli %20 artmış reel anlamda. Ben bunları önemli sayıyorum. Şu piyasanın kuruluğunda, işte ekonominin yavaşladığı bir yerde TAB Gıda bence yine fena gitmemiş diye düşünüyorum. O yüzden beğenmeye devam ediyoruz. Ama haklılığımızı, haksızlığımızı zaman gösterecek. Bu dönem biraz yatırım dönemi ama tam ışığı görememiş değiliz. Yani millet şimdi yazıyor çiziyor. Kasım'da, Ekim'de işte faiz indirimi bekleyenler var. Kasım'da faiz indirimi bekleyenler var. Ya ben harbiden, ben Kasım'dan önce olmasını beklemiyorum. Yani eğer bu işler rasyonel yapılacaksa, Merkez Bankası kendi setiyle gidecekse Kasım'dan öncesi zor. Çünkü dediğim gibi manşet enflasyonun, manşet faizin altına inmesi lazım ki biraz elleri rahatlasın. O yüzden ben de şimdi bunu henüz net olarak göremediğim için bu yüksek borçlu şirketlere yatırım yapın diyemiyorum. Biraz ışık görsem diyebilirim belki o zaman, yani gelecekte. Kaldı ki faizler düşse bile manşet faiz 50'den 45'e indi. Manşet enflasyonda 40'a indi. Ne yazık ki orada da sıkılaştırma devam edecek. Merkez Bankası bunu söylüyor. Biz diyor faizi düşürsek bile gelecekte sıkılaştırmaya devam edeceğiz diyor. Yani faiz düştü 50'den 45'e, krediler bollaşacak diye bir şey yok. Kredi mekanizmalarını yine bir miktar sıkacak. Belki bir miktar gevşetecek ama gene bol böyle ferah kredili ortam olmayacak. Ki kaldı ki gelecekte bir miktar daha faiz düşüşü bekliyorsanız o krediyi hemen zaten gidip birçok sanayici kullanmayacak. Kendi kaynağıyla dönmeyi tercih edecek. O yüzden hani burada faiz düşüşünü Kasım Aralık'ta olmasını beklesek bile ekonomideki parasal genişleme mekanizmalarının hemen açılmayacağını düşünüyoruz. O yüzden bile böyle çok yüksek borçlu şirketlere şimdiden bu işin sonu nasıl olsa toparlama, şu olacak bu olacak deyip yatırım yapın rahat diyemiyoruz yani. Evet, hatta biraz ketum gitmek evet, gerekiyor. Bu dediğiniz ise aslında geçtiğimiz dönemde bir konkordato ilanıyla borsada da etki yarattı. Peki siz böyle bir gelişmeyi borsada başka şirketler açısından da bekler misiniz? Olabilir mi? Yatırımcılara çünkü anladığım kadarıyla borçlu şirketlerden bu dönemde biraz daha şüpheyle yaklaşmalarını istedim. Yani borçlu demeyeyim, aşırı borçlu. Aşırı borçlulardan biraz uzak durun demeyeyim. Yani şirketi biliyorsanız, tanıyorsanız, şirketin kaynakları güçlüyse, yani satışları falan filan, iş modeli sağlamsa bu borçluluk çok da belki şirketi sarsmayabilir. Borsada fiyatının düşmesine yol açabilir ama borsada fiyat düşmesi geçicidir. O şirkete inanıyorsanız sorun değildir ama ya çok fazla şirket geldi. Çok küçük şirket geldi. Ben ISO 500 içinde 500 milyon doların altında market cap'i olan şirketlere bakmamaya çalışıyorum. Yani burası tamam, belki gelecekte 1000 tane hisseden işlem gördüğü bir borsa haline dönecek ama bizim arzumuz, benim arzum, büyük şirketlerin borsaya gelmesi. Küçük şirketler geliyor. Tamam, güzel, halka açılmaları çok iyi. Finansman topluyorlar, kendi projelerini bunlarla gerçekleştiriyor. Bu güzel bir şey. Fakat yatırımcının bunları alırken dikkatli olması lazım. İyi analiz etmesi lazım. İş modellerini, şirket ortaklık yapılarını, şunları bunları harbiden sıkaleyip dokuması lazım yani. Yani atıyorum bir tüpraş almak gibi değil. Ne bileyim, biraz daha sık araştırma istiyor. Evet. Ben de bir şirket halka açıldıktan 6 ay sonra ben bakalım. Çünkü 6 ay, 8 ay sonra adil değerine, olması gereken değeri düşer şirket genelde. Yani öyle bir istatistik yok ama benim kafamda öyle bir algı vardır. Bir şirket halka açılır, halka açılır. Ben hiç bakmam o şirkete. Zaten şu anda halka açılmaların çoğu küçük şirketler. 6 ay sonra bir bakarım ne olmuş, halka açıldığı fiyatın neresine gelmiş, bir iki dönem bilanço yollamış. O bilançolarda ne olmuş? Halka açılırken ki bilançonun neresine gelmiş? Altında mı, üstünde mi? Onları anlamaya çalışırım. Tavsiyem odur ki yatırımcılar da bu konuda biraz inceleyip sık dokusunlar. Kötü değil piyasa, dediğim gibi 9500-10500 bandında bildiğiniz, inandığınız kağıtlarla yatırımcılar devam etsinler. Yani çok da fazla böyle dallanıp budaklanmaya, kağıt değiştirmeye, uçanı kaçanı yakalamaya gerek yok. İtidalli, dediğim gibi izlediğin kağıt dünyanın iki kağıdıdır derim her zaman. Siz de izlediğiniz kağıtlarda ilerleyin derim. Güzel yapıyoruz.
bizim bir hisse dağılımımız var ya, ne kadarı portföyümüzün hissede olmalı, nakitte ne kadar olmalı, onda bir değişiklik var mı yoksa Yani aynen devam ediyor genel muyuz? portföy çerçevesinde yani orta riskli, ortanın üstü risk algısı olan bir yatırımcı için tarif ediyorum. Bir kere borsaya ayırdığınız para normal bütün paranızın %50-60'ını geçmemeli. Diyelim ki bu alokasyonu yaptınız. %20-25 bir işte altın, döviz falan olabilir. Bir miktar TL olabilir. Borsaya ayırdığınız kısmında daha evvel demiştik ki 9500'e yaklaşırsa bir miktar daha alın. Dolun. Ben bu önerime devam ediyorum. 9500'e doğru bir miktar daha dolun. Yani %70 değilseniz 80'e 90'a çık. Bir miktar daha dolun. İhtiyat akçesi biraz daha azaltabilirsiniz. Bence riskler azaldı diye düşünüyorum. Aşırı satıldığını düşünüyorum bazı kağıtların. Uyumsuzluklar oluşmaya başladı diyorum. Yani 9800 dibi ile 9500 dibi arasında uyumsuzluklar oluşuyor. Yani ters hareketler olabilir gelecekte diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha cesur davranabilirler. Yani sağlam şirketlerde biraz daha cesur davranıp biraz daha alım yapılabilir, biraz daha topa girilebilir diye düşünüyorum. Ama 10.500'e yakında tam tersini önereceğim. Biraz azaltın diyeceğim. Yani bir akordeon sistem. Akordeonu açacağız, büzeceğiz. Açacağız, büzeceğiz. Evet. Bu ahenki yakalamaya çalışacağız. Gerektiğinde biraz cesur olun diyorsun. Evet, aynen. Evet. O zaman günün mottosu da bu olsun. Gerektiğinde biraz daha cesur olun diyerek programımızı kapatalım. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İnşallah daha güzel bir borsa dönemi dileyelim. Görüşmek üzere.